22-23 Aralık 2023 gecelerinde arka arkaya gelen kara haberlerle sarsıldık. Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde 12 vatan evladımızı bölücü terör örgütünün hain saldırılarında şehit verdik. Yüreğimiz yandı, bağrımıza taş oturdu, acımız büyük. Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Selinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeler Sedih Yılmaz, Piyade Uzman Çavuş Abdülkadir İyek, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan, Piyade Sözleşmeler Yasin Karaca, Piyade Sözleşmeler Çağatay Erenoğlu, Piyade Sözleşmeler Cebrail Dündar, Piyade Sözleşmeler Enis Burak ve Piyade Sözleşmeler Kemal Aslan. Şehitlerimizin her birinin ayrı bir hikayesi, arkada bıraktıkları aileleri, evlatları ve eşleri var. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize şifa diliyoruz. Terörü, bölücü terör örgütü PKK'yı ve insanlık dışı yöntemlerini lanetliyoruz. Sadece kınamıyoruz, lanetliyoruz. Toprağa verdiğimiz kahraman evlatlarımızın, bütün şehitlerimizin aziz hatıralarını sonsuza dek yaşatacağımıza söz veriyoruz. Bütçe görüşmeleri sürdürürken meclisimiz derhal bir kapalı oturum yapması, Milli Savunma Bakanı'nın Gazi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelerek milletvekillerinin bilgilendirmesi gerektiğini söyledi. Askerlerimizin can güvenliği ve sağlıkları bizler için her şeyden önceliklidir. Askerlerimizi tehlikeye atacak bir güvenlik zafiyeti olup olmadığını, askerlerimizin can güvenliğini ilgilendiren kararların doğru bir şekilde alınıp alınmadığını takip etmek en önemli sorumluluğumuzdur. Biz şehitlerimizi, ailelerini, şu anda sınıf ötesinde görev yapan Mehmetçiklerimizi düşünürken Ankara'da birileri alışılmış ezberleri tekrar etmekle meşguldü. Her şeyden önce 3 günlük milli yas ilan edilmesini talep ettik. Suudi Arabistan Kralı için 3 gün yas ilan edenler, bayrakları yarıya indirenler oralı olmadılar. Cumhurbaşkanı yetkisini kullanarak yas ilan etmedi. 81 vilayetin hiçbir yerinde ateş düşmesin diye bu sorumluluğumuzu yerine getirmeye, sorulması gereken soruları sormaya sonuna kadar devam edeceğiz. Bizler terör örgütleriyle müzakere masasına oturanlarla, birkaç Mehmet öldü diye meclisi mi toplayacağız diyenlerle, siyasi çıkarları için bölücü terör örgütünün liderinin mektubunu devletin kanalında okutanlarla, meclis kürsüsünde eyalet, özellikle federasyon tartışılmalı diyenleri yerli ve milli ilan edenlerle hizalanmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler, Genel Başkanımız Özgür Özel'in de ifade ettiği gibi, hain terör saldırılarına, gencecik vatan evlatlarının toprağa düşmesine artık yeter diyoruz. Bu vatanın kerpiç evlerde oturan fakir evlatları şehit olurken, iktidar sahiplerinin zenginleşmesine artık yeter diyoruz.